Adım Uygar Düzcü, genel cerrahi uzmanıyım. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesiyim. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim hepinize. Buradan güzel şeyler öğrenerek gideceğiz hepimiz. Buradan hayatımıza katkı yaparak gideceğiz. Tabii bazı şeylerimiz ezber olacak. Ne demek ezber? Herkesin bildiği artık günümüz bilgi çağı, teknoloji çağı. Herkesin elinde bir cep telefonu var. Herkesin elinde artık bilgisayarlar var. Bu şekilde... ...artık her şeyi anında öğrenebiliyoruz. Neyin zararlı, neyin zararlı olmadığını biliyoruz. Örnek veriyorum bundan senelerce önce... ...katı yağları hepimiz evimize soktuk değil mi? Hatırlarsanız sana yağı yerinde herkes... ...hani marka vermeyeyim şimdi. Herkes yağlı şeyler yedi değil mi? Margarin yedi herkes. Ama şu an margarinin zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani en azından birçok kişi biliyor. Yani birçok şey, bir şeyi artık sosyal medya vasıtasıyla... ...öğrenebiliyoruz. Bize dayatılanı değil... ...kendimiz araştırmaları araştırarak öğrenebiliyoruz. Bu yüzden... Sağlıklı olan şeyleri, sağlıklı olmayan şeyleri az çok artık hepimiz biliyoruz. Ama bir üstünden geçeceğiz. Aynı zamanda da belki bir uyarı olacak. Belki de bir doktordan bunu duymak hoşunuza gidecek. Belki de bir doktordan duymak bu beyninizde, aklınızda bir kıvılcım yaratacak. O yüzden Size bugün hem bildiğiniz şeyleri hem de bilmediğiniz şeyleri anlatacağım. Buradan güzel şeyler öğrenerek gideceğiz. Normalde ben bugün size sadece sağlıklı yaşam için o ile ilgili şeyler anlatacaktım. Ama grubu böyle gördüğüm zaman e, mutlaka yanımda taşırım. Meme kanseri ile ilgili de bir e, sunum taşırım. Ondan da bahsetmek istedim size. Çünkü e, meme kanseri çok önemli. Meme kanserinden de bahsetmek gerekiyor. Vakit kalırsa meme kanserinden de kısaca bahsetmek isteyeceğim size. Bugün size o bahsetmek ama aslında daha çok sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, ne yapmamız gerekiyor? İstanbul'da yaşıyoruz, bir metropolitan bir şehirde yaşıyoruz. Ee, neler yapabiliriz? Doğaya karışabilmek için bir şey yapmamız gerekiyor mu? Nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi bizde obezite çoğu zaman aslında bakarsanız biraz daha yaşı ileri olan ee, arkadaşlarımıza sorsanız, daha doğrusu büyüklerimize sorsanız, eskiden obezitenin daha iyi bir şey olduğu zannedilirdi. Mesela küçük çocuk daha hoşuna giderdi insanların böyle kilolu olduğu zaman. Ne diyorduk işte bunlara? Ya benim oğlum çok toraman, benim oğlum çok tombiş. Anne tombiş şeysin sen değil mi? Sanki bu iyi bir şeymiş gibi. Hep bunu daha küçük bir çağında bunu yaparlardı. Daha çok büyüklerimiz yapar. Şu an günümüzde biliyorsunuz artık sosyal medyada herkes sıfır beden olmaya çalışıyor. O yüzden hiçbir şekilde... Ee, bunlar uygun gelmiyor artık insanlara ama balık etli olmak işte biliyorsunuz balık etli olmak sanki iyi bir şeymiş gibi anlatılır hep. Etine dolgunum ben kilolu değilim ki. Ya da şişman, tombiş, toraman bunlar iyi, iyi gibi zannedilen aslında iyi olmayan şeyler bunlar. Bunların hepsi aslında obezite. Hepsi aslında kalp krizi, hepsi aslında e, obezitenin getirebileceği hepsi var. Yani buna diyabet demek, kalp krizi demek, hastalık demek. Bu gördüğünüz sevimli cümlelerin hepsi, kelimelerin hastalık demek aslında. Peki obezite ne demek? Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal aşırı yağ birikmesi demek. Obezite. <laughs> Burada arada obezus sözcüğünden türetilmiş bu. Tabii ki bunlar latince sözcükler. Ee, çok takılmamak gerekiyor. Bizim dilimizde şişman var. Hatta biliyorsunuz şişko var. Bizim dilimizde tombiş var, tombul var. Bir sürü şey var. Çok takılmamak gerekiyor. Peki bu şişmanlık ne demek gerekir? Şişmanlık şudur. Vücuttaki yağlı dokunun yağsız dokuya göre daha fazla artması demek. Peki niye bunları yaşıyoruz? Toplumda dünyada açlık var, insanlar beslenemiyorlar. Bir sürü e, görmüşsünüzdür. Protein eksikliğinden dolayı karnı suyla şişen ama kolları bacakları ciliz e, Afrikalı resimlerini gözle canlandırıyorsunuz değil mi? Toplumda açlık var şu an baktığınız zaman. Yani dünya toplumunda açlık var. Peki niye obez oluyoruz? Çünkü şunun için obez oluyoruz vücudumuzda yağlı doku biriken gıdalar almaya başladık. Sanayileşmiş bir toplum haline geldik. Dünya sanayileşti. Gıda herkese yetsin diye sanayinin gıdaya girmesiyle beraber çok aşırı kalorili gıdalar yemeye başladık. E önümüze bunlar geldiği zaman e, biz hareket etmemeye başladık. Normalde bir şey düşünün. E, hiç böyle kilolu bir kaplan gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Kilolu bir çita gördünüz mü? Kilolu bir kurt gördünüz mü? Bunlar yiyecekleri yemekler hak ederler. Koşarlar, enerji harcarlar, avını yakalarlar, avı yakalana kadar enerji harcarlar. Yiyeceği yemeği hak ederler, sonra yerler. Peki biz öyle miyiz? Önümüze tavuk gelir, tavuk gider, önümüze et gelir, et gider, makarna gelir, makarna gider. Yani günümüzde gıda çeşitliği fazla. Bir de bir yemeğe gittiğinizi düşünün. Hepiniz kendi gözünüze canlandırın. Bir misafirliğe gittiniz. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza, bir akrabanıza oturmaya gittiniz. Önünüze yemekler geldi örnek veriyorum. Ama o kadar çok çeşit vardır ki. Çorba gelir, çorba gider. Arkasından katı bir yemek gelir, o gider. Etli yemek gelir, arkasından tatlı gelir, çay gelir, çerez gelir, meyve gelir değil mi? Canlandırdınız mı gözünüzde? Bir lokma yiyorsunuz arkadan hemen diyor ki Ahmet Bey ama dolmaya dokunmadınız. Ahmet Bey'in midesine yer kalmadı ki. Çorba işte bitti aslında. E, Ahmet Bey dolmadan da yiyor. E, Ahmet Bey ama şu kuru fasulye de dokunmadınız. Ama Ahmet Bey yiye 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 ne oluyor? Mide genişliyor. Genişleyen mide sonucunda da kişi daha fazla kalori almaya başlıyor. Eğer ki kazancınız harcadığınızdan fazlaysa zengin olursunuz değil mi? Bu da vücudun işte maalesef kötü zenginliği. Yani yağlı doku yağsız dokuya göre arttığında kilo alıyoruz. Peki... Bunu nasıl önleyebiliriz? Aslında burada bitiyor. Aldığınızdan fazla harcamanız gerekiyor ki kilo veresiniz. Siz her gün kalori üstüne kalori, yiyecek üstüne yiyecek ama hareket var mı? Yok. Sıfır. Yakabiliyor musunuz? Sıfır. Yani kilo alırsınız o zaman. Bu herkesin bildiği basit kural. Enerji alımı tüketimin üstüne çıkarsa kilo alırsınız. Çok basit bir denklem. <laughs> Bu da çok önemli. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bunu size özellikle anlatmak istiyorum. Bakın, erkeklerin yüzde 21'i, kadının yüzde 41'i obez. Niye erkekler daha obez değil? Fikir üretebilen var mı salondan? Çalıştıkları için değil mi? Bravo, çok basit. Bakın herkes bunu söyleyebiliyor. Erkekler çalıştıkları için. Bir kadın çalışmıyor mu? Kadın da çalışıyor, değil mi? Kadınlar da çalışıyor ama kadına daha fazla ev işini kadınlar yapıyor. Bu bir gerçek. Toplumumuzda da gerçek, aslında dünya toplumunda da gerçek. Yani siz zannediyor musunuz ki Türkiye'de sadece yemekleri Türkiye'de kadınlar yapıyor? Hayır, dünyada da, Almanya'da da yemekleri kadınlar yapıyor, Fransa'da da yemekleri kadınlar yapıyor. Yani yemeklerle biraz daha uzak olduğu için erkekler ve çalıştıkları için genelde ve ağır işler yaptığı için, yani hiç kalkıp da bir inşaatta bir kadın göremezsiniz, çok nadirdir. Eğer o kadının inşaatın mühendisi değilse, mimarı değilse, kontrolörü değilse, İnşaatlı çalışan bir kadın zor görürsünüz. E, ağır işleri de erkekler yaptığı için bakın erkekler daha az obez. Kadınların bir kısmı ev hanımı. Dünyanın en zor işidir. Kabul ediyorum dünyanın gerçekten en zor işidir. Evde çalışmak öyle kolay bir iş değildir. Ama bir de handikapı var niye? Buzdolabı yanınızda. Canım sıkıldı buzdolabı açabilirsiniz. Ah çok yoruldum bir kahve içeyim. Kahvenin yanında da bir yanına bir lokum koyayım. Bir de resim çekeyim. Sosyal medyaya koyayım. Değil mi? Canlandırdınız değil mi gözünüzde hepiniz? Bakın kadınların niye obez olduğunu anlıyoruz değil mi? Böyle. Kadınlar buzdolabı yüzünden arkadaş oluyorlar buzdolabıyla. Bu buzdolabı yüzünden obeste kadınlar daha fazla. Evet, neler oluyor? Şimdi obeziteyi tek başına tabii buzdolabına bağlayamam. Obezite için birçok mekanizma var. Hormon mekanizmaları var. E, genetik mekanizmalar var, kimyasal mekanizma var, enerji alımıyla ilgili sorunlarımız var. Yani aslında obezite bir e, kompleks hastalık. Yani birçok sebep, sebepten dolayı obezite oluyor insanlarda. Bir de yakın zamanda çok şey değişiyor. Bakın ee, yani birçoğunuz yemiyorsunuzdur diye düşünüyorum ama olsun. Yiyenlerimiz de vardır. Zaten bunlar kime sorsanız yemiyor. Benim hastalarım geliyor. E i̇şte e, fast tüketiyor musunuz? Asla hocam evime sokmam. Ben daha evine sokanı görmedim ama nedense ne zaman alışveriş merkezine giderseniz kapının önü böyle kuyruktur. Yani kimse doğru haklısınız bravo. Çok güzel bir tespit. Dışarıda yeniyor doğru mantık olarak. Eskiden hamburgerler bu ölçüdeydi. İnsanlar bununla doyuyordu. Şimdi menülerde x large menü, x x menü, mega x large menü, bilmem ne menü değil mi? Can anladınız değil mi gözünüzde hepiniz? Şimdi menüler böyle oldu. Bakın 330 kalori iken 590 kalori. Bu bile yetmiyor. Bu bile yetmiyor artık insanlara. Bunu yiyor çocuk. Bunu 9 yaşındaki çocuk yiyor. Diyor ki anne doymadım. Anne doymadım diyor çocuk bunu yiyince. Yani bu çocuğun ilerideki zamanda obeste yaşamaması herhalde daha şey olur değil mi? Beklemediğimiz durum olur. Evet kahve. Kahveyi ilk biz bulmuşuz. Bizim Türkler bulmuş, bizim toplum bulmuş. Daha doğrusu bizim toplum bulmuştan ziyade aslına bakarsanız Etiyopya'da bulunmuş. Etiyopya'da Kaldi ismi verilen bir çoban keçilerinin bir kısmının bir yaprağı yediği zaman daha canlı olduğunu keşfetmiş. Bunun çekirdeklerini almış, eve getirmiş, yemiş, bakmış çok sert yenilmiyor. Bunları kaynatmış, içmiş ve kahveyi ilk defa Etiyopya'da bir çoban bulmuş. Tabii bu işin biraz efsanesi ama dünyaya gerçekten biz bunu vermişiz. Biz bunu dünyaya tanıtmışız. Türk kahvesi olarak biz bunu vermişiz. Şu Türk kahvesi inanılmaz faydalı bir içecek. Çok fazla içmediğimiz takdirde çünkü kafein bir şekilde sınırlayıcıdır. Türk kahvesini biz almışız. Biz bunu dünyaya yaymışız. İtalyanlar da bu hale getirmiş görüyorsunuz içerisinde köpük var bunun artık içinde krema var, artık glikoz şurubu var, çikolata soslusu var. Efendim fındık şurubu var, var oğlu var. Şu kahve zararsızken ve karaciğeri faydalıyken bu karaciğerin düşmanı. Ama şu an bir alışveriş merkezine gittiğiniz zaman hangisi içiliyor? Şu mu içiliyor, bu mu içiliyor? Bu da içiliyor doğru ama bu daha fazla içiliyor. Bakın bu minicik iki yudumda biter. Görüyorsunuz bunun artık X'li large var, large'ı var. Ben bu kahvelerle ilk defa karşılaştığımda, ilk gençlik yıllarında bunlarla karşılaştığımda... ...bana küçük, orta, büyük boy gösterdiklerinde o en büyük boyu kim içtiğini merak ediyordum ve hala merak ediyorum. Yani nasıl bir midedir ki bir litre kahve içebilecek düşüncede? Bunu hala merak ediyorum ama insanlar içiyor. Keşke içilen kahve olsaydı, içindeki şurup, glikoz şurubu, içerisindeki zararlı maddeler, kimyasal maddeler... ...kanserojen. Kanseri niye uzakta arıyorsunuz? Kanseri neden uzaklarda arıyoruz kanser burada. Evinizde bunu yapacaksanız yapın ama içerisine glikoz şurubu katacaksanız, içerisine kimyasal maddeler katacaksanız elbette zarar görürsünüz. Bakın bu slide çok hoşuma giden bir slide ama bu slide ile ilgili sabaha kadar konuşabilirim. Gerçekten bize belki birçoğunuza şaka geliyor ama sabaha kadar konuşabilirim. Obezite bir hastalıklar silsilesi. Tek hastalık değil ki. Obezite deyince sanki bir hastalıkmış gibi geliyor hepimize ama obezite demek kas hastalıkları demek, obezite demek Cinsel fonksiyon bozukluğu demek, obezle demek, kalp rahatsızlıkları demek, obezle demek, diyabet demek, obezite demek, sinir rahatsızlıkları demek, böbrek etmezliği demek, nörolojik hastalıklar demek. Yani milyon tane sayabiliriz burada. Bakın migren, benim migrenim var derler, değil mi? Zayıflayın, migreninizin 50'si yok olur. Kilo verin, sağlıklı kiloya erişin, migrenizi gider. Ne kadar basit, değil mi? Bakın beyindeki basınç hissiyatı, kolesterol yüksekliği, alkole bağlı olmayan karaciğer rahatsızlığı, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, polikistik over sendromu, toplar damarda dolaşım bozuklukları, depresyon, uyku apnesi, astım, damar hastalıkları, tansiyon yüksekliği yoruldu mu okumaktan bitmiyor. Reflü, idrar tutamama, eklem hastalıkları, gut, ölüm riski. Görüyoruz değil mi? Ne kadar fazla bir şey var burada. Yani bir değil, iki değil, üç değil. Ve emin olun ben bunların her birisini içerisinde yarım saatten fazla anlatırım size. Yani böyle bir durum. Demek ki bu hastalık aslında hastalık değil. Bütün sistemimizi bozan bir e, canavar, bir hastalıklar silsilesi. Tek başına ölümü getiren bir rahatsızlık aslında obestede. Peki ile ilgili durumlar diyoruz. Aslında obesteyle ilişkili olmayan durumlar ne diye koysak bu daha e, kısa biterdi. Öyle söyleyeyim size. Diyabet. Diyabet artık toplumumuzun hastalığı. Şeker hastalığı değil mi? Bakıyoruz yaşlılarımızın hepsi şeker hastası. Şeker hastası olmayan yaşlı çok az. Mutlaka çıkıyor. Artık maalesef gençlerde bırakın gençleri çocuklarda şeker hastalığı çıkmaya başladı. Çünkü şeker nasıl bir şeydir şeker? Şeker e, bizim vücudumuzda aslında şu da yanlış. Yani e, ben hekim olarak buna da karşıyım. Hiç şeker tüketmemeliyiz, sıfır şeker tüketelim. Şeker zehirdir, şeker şudur, şeker budur. Hayır, şeker lazım bize. Glukoz beynimiz çalış beynimizi glukoz çalıştırır. Ama bu glukozu aldığımız yer önemli. Glukozu aldığımız kaynak önemli. Bu glukozu bir kuru kayısından alıyorsanız, bu glikozu bir hurmadan alıyorsanız, bu glikozu bir elmadan alıyorsanız emin olun sorun yok. Ama bu glikozu gidiyor bir glikoz şurubu alıyorsanız, şerbetli tatlılardan alıyorsanız, içinde kimyasal olan şuruplardan alıyorsanız, beyaz şekerden alıyorsanız, toz şeker, küp şekerden alıyorsanız o zaman sorun var. Çünkü gözünüze canlandırın diye anlatıyorum. Bir elmada, bir elmada yiyebileceğiniz şeker, bir kesme şekerin herhalde onda biri kadar bir şeker alabilirsiniz. Ama tatlı, tatlı ihtiyacınız gideriyor değil mi bir elma? Ama bir kesme şekerin onda biri kadar şeker alabilirsiniz. Şimdi gelelim glukoz şurubuna. Glukoz şurubu ise bir kutu kola içerisinde 18 yemek kaşığı toz şekeri eşit şeker vardır. Canlandırın gözünüzde. 18 toz kaşığı, e, yemek kaşığı, toz şekeri bir bardağa doldurup içebilir misiniz? A, glukoz şurubunu içiyorsunuz onu. Yani bir e, şuruplu içecekte bunu alabiliyorsanız, bunu alıyorsunuz yani. Bir kutu içecekte bu şekeri alıyorsunuz vücudunuza. O yüzden demek ki şekerin kendisi düşman değil. Şekeri nereden aldığınız önemlidir. Yediğiniz bir hurmadan aldığınız şeker o kadar korkunç bir şeker yaratmaz size. Net söylüyorum size. Doğal olandan şaşmadığınız takdirde şeker almak zararlı değildir. Hatta e, beynimiz şekerle çalışır. Yani şırf, sırf Şeker almayayım diye de akşama kadar protein yerseniz gut hastası olursunuz ya da bir takım doktor arkadaşların televizyona çıkıp da e, tereyağı bu kadar güzel bir şeydir eritin için zeytinyağı anne sütü gibidir bardağı doldurun için derseniz bu sefer karaciğer yaralanması yaşarsınız İnsan vücudunda her şey ölçülüdür her şey ölçülüdür dünyada her şey ölçülü olduğu gibi kainatta her şey ölçülü olduğu gibi insan vücudunda da her şey ölçülüdür ve bu ölçüyü kaçırmamamız gerekiyor şeker düşmanımız değil ama aldığımız yer önemli değil mi? kesinlikle rafine şekerden uzak duracağız. Ve rafine şekerin de devamıyla yani glukoz şurubu, fruktoz şurubu. Şu an mesela dışarıdan tatlılar alıyorsunuz. Haberiniz bile olmuyor. Birçoğunda glukoz şurubu var. Normal rafine şey, şey bile yok. Beyaz toz şeker bile yok içinde. Yani bu kadar e, keskin. Peki nasıl olur? Şeker nasıl olur? Şimdi biz e, yemek yiyoruz. Yemek yedikten sonra kan şekerimiz artıyor. Kan şeker arttıktan sonra bu şekerin bir kısmı kullanılıyor. Kan şekerinin fazla olması ciddi sorun yaratır. Bu yüzden pankreas denen bir organımız var. Bu organdan insülin salgılanıyor. Bu insülinle beraber şekerimiz aşağı çekiliyor. Peki aşağı düşen şekerimiz ne yapıyor? Aşağı düşen şekerimiz bizde tekrar açlık hissiyatı oluşturuyor. Yani aslında biz yemek yedikten iki saat sonra fizyolojik olarak acıkırız. Bu böyledir. Bu bir yani vücudun bir kuralı. Yemek yediniz, kanlı şekeri yükseldi, insülinle beraber kan şekeri çekilir, 2 saat içinde acıkırsınız. Yani toplam 2 ila 4 saat içinde yemek yedikten sonra acıkırsınız. Peki buradaki 6 kural ne? ne saklı bu cümlenin içerisinde? Şu saklı. Aşırı şekerli bir gıda yers yerseniz kan şekeri ani yükselir. Hızlı yükselir. Hızlı yükseldiği için pankreas bunu düşürmek için çok sayıda insülin salgılar ve kan şekeri ani düşer. Yani siz kutu bir içecek içtiğiniz zaman Kan şekeri ani yükseldiği için pankreas bunu düşürmek için ani bir insülin salgılar. Ve kan şekeri ani düştükten sonra siz aşırı şekerli bir gıda yedikten sonra 2 ila 4 saat içinde muhteşem bir şekilde acıkacaksınız. Net. Kan şekeriniz düştüğü için. Nasıl önleyeceğiz? Vücudumuzda aşırı şeker yüklemesi yapmayarak bunu önleyebiliriz. Net. Peki siz devam ediyorsunuz. Şeker, 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 şeker. Pankreas bunu düşürmek için insülin, 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 insülin karşılayacak çünkü bunu mecburen. Bir süre sonra ne oluyor? O kadar insülin salgılanıyor ki vücut artık bir insüline duyarsız hale geliyor. Salgılan insülin yetmeyince vücut insülini arttırıyor. E, vücut duyarsız, dokular duyarsız. Daha doğrusu şekeri kanından alıp da e, dokulara veren bu sistem duyarsız hale geliyor. İnsülin direnci başlıyor. İnsülin direnci, şunu şöyle düşünün. Mesela bir çöpün yanında oturuyorsunuz diyelim. Çöpün yanında oturuyoruz. Eviniz çöpün yan tarafında. Siz o koku hissetmezsiniz biliyor musunuz? Size misafirliğe gelen hisseder. Kimse demez e, ya size gelen der ki ya bu nasıl dayanıyorsunuz bu kokuya hangi kokuya dersiniz? Çünkü burun sigorta gibidir. Bir süre sonra onu hissetmemeye başlar. Çünkü hissetmeye başlarsa yaşayamazsınız. Bir şu an bu odaya hepimiz kalabalık bir şekilde buradayız. Dışarıdan biri girince aa ne kadar havasız diyebilir ama siz bunu hissedemezsiniz. O yüzden vücut desensitize olur. Yani duyarsızlaşır. Aynı insülinle duyarsızlaştığı gibi. Bir şey fazlaysa vücut duyarsızlaşır. Sonuç olarak Vücutta insülin fazla salgılandığı için bir süre sonra duyarsızlaşma başlar, tip 2 diyabet oluşur arkadaşlar. Tip 2 diyabet budur. Bir süre sonra ne olur? Daha korkuncunu söylüyorum. Pankreas iflas eder. Hormon salgılar, 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 geçmiş olsun. Artık pankreas iflas etti. Artık siz bir şeker hastasısınız, dışarıdan iğnelere mahkumsunuz, dışarıdan ilaçlara mahkumsunuz. Bunu yapmazsanız şeker aşırı yükselir. Şeker hastalığı da ayrı silsiledir. Gözünüzü bozabilir böbrek gitmezliği yapabilir, tansiyon yükseltebilir, kalp krizi yapabilir, damar tıkanıklığı yapabilir. Şekerin yanında bir de sigara eklerseniz ölüm demek zaten. Sadece obezite şeker mi? Hayır. Tansiyonu da yükseltiyor. 5 kat riskimizi arttırıyor. Koroner arter hastalığı, damar tıkanıklığı kadınlarda biraz daha fazla arttırıyor. Erkeklerde daha az arttırıyor. Bunun sebebi de hareketsizliktir. Tekrar söylüyorum. Bunun dışında kanserlerle alakası vardır obezitenin. Obezite meme kanseri için ciddi risk faktörüdür. Birazdan vakit kalırsa meme kanserini de bahsetmek istiyorum bir kısaca. Tüm kanserlerin %10 ile ilişkilidir diyor ama bu %10 bence çok daha fazla. Yani yapılan çalışmalar %10 olarak gösteriyor ama bence daha da fazla. Bunun dışında cinsel fonksiyon bozukluğu, kısırlık. Yani kilolu kadınlar biraz daha gebe kalmakta zorlanır. Ama sadece sebebi bu değildir diyemem ama hormonları bozduğu için... Kilolu kadınlar biraz daha fazla gebe kalmakta zorlanacaktır. Kilolu erkeklerde de cinsel fonksiyon bozukluğu olduğu için de e, infertilite yani kısırlık söz konusu olabiliyor. Çocukluk çağından başlamamız lazım. Siz çocukken çocuğunuza e, hamburger yedirirseniz o çocuğa bir de ıspanak yediremezsiniz. Uğraşmayın. Oğlum al şu hamburgeri yedirdikten sonra o çocuk ıspanağı yemez. O pırasayı yemez. Anne nerede makarna? Nerede köfte? Nerede işte e, hamburger? Nerede o kanatlı bilmem şeyli e, ızgara tavuklar değil mi? Yani bir şeyin tadını aldıktan sonra yani evde bir kuş besliyorsanız bilmiyorum bizim evde kuş var. Kuşa şu ballı krakerler aldıktan sonra şeydekileri yemiyor. E, aşağı koyduğumuz o e, yemi yemiyor. Yani ben artık sürekli ballı kraker alıyorum kuşlara. Yani bu böyledir lezzetli bir şey verirseniz daha kötüsünü daha ben bana kalırsa ıspanak daha lezzetli bana kalırsa ama çocukluk çağında o damak tadını oturtamazsanız çocuğa o çocuk gelecekte bunu yemez. Benim çocuğum hiç meyve yemiyor, hiç sebze yemiyor. Suçlu sizsiniz. Kusura bakmayın. Onu alıştıramamışsınız da ona. Damak tadı çocukken oturur. O yüzden ne yapacağız? Çocukluk çağına itibaren başlayacağız buna. Glukoz şurup içeceklerden, fast food gıdalardan uzak tutacağız ki iyi olsun. Bakın 90'larda bu çok hoşuma giden bir resim. 90'lı yıllarda televizyonumuz şişmandı biz zayıftık. 2000'li yıllarda televizyonumuz ip incecik oldu ama bizim halimize bakın. Çok güzel bir slide değil mi? Zaman geçiyor biz şişiyoruz her şey küçülüyor. Peki biz kime obez diyelim? Bunun bir matematiği var mı? Var. Boyun, kilonuzu boyun metre cinsinden karesine bölünce bir değer elde ediyoruz. Bu değer eğer 20 ile 25 arasındaysa normalsiniz. Eğer 25'ten fazlaysa 25-30 arası riskiniz var demektir. 30 35 arasında ise çanlar çalıyor demektir. 35 40 arasında tedaviye ihtiyacımız var. 40'tan sonra geçmiş olsun obezite cerrahisi yapmalıyız. Yapmalıyız. Obezite cerrahisi halk arasında bakın ben bir cerrahım. Obezite cerrahisi de yapıyorum. Halk arasında obezite cerrahisi böyle korkunç bir şeymiş gibi çıkıyor. Çünkü televizyonda birçok insan işte tüp mide girdi, öldü. İşte tüp mide ameliyatının sonra şu yaşadı. Aslında tüp mide ameliyatında e, herhangi bir ameliyat kadar risk vardır ölüm. Ama bir çalışma anlatacağım size. Bu çalışma çok önemli. Vücut kitle indeksi eğer 35'in üstündeyse kişinin diyetle egzersizle kilo verme olasılığı %2. Yani 100 hastanın ikisi kilosunu verebiliyor sadece. 98'i veremiyor. O hastaya siz boğazını tut, yeme, işte şunu yapma, ya sen biraz hareket etsen kilo vereceksin, öyle olmuyor. Belli bir kiloyu açtıktan sonra siz bu kiloyu veremiyorsunuz. Çünkü kar topu gibi düşünün. Siz kilo aldıkça hareket edemiyorsunuz, hareket edemeyecek kilo alıyorsunuz. Net bir diyagram bu, net bir e, ilişki. O yüzden obezite cerrahisi uygun hastalarda hayat kurtarıcıdır. İleride kalp hastalığı yaşamasındansa, diyabet yaşamasındansa, böbrek itmezliği yaşamasındansa, kas eklem hastalığı yaşamasındansa, 40 yaşında bir kalp krizi geçirip ölmesindense obeste cerrahisi hayat kurtarandır ama herkese yapılır mı? Hayır. Uygun hastaya uygun şekilde. Yani işin ehli olmayan bir hekimin yaptığı takdirde, merdiven altı bir yerde yapıldığı takdirde, yeterli kadar araştırma yapılmadan yapıldığı takdirde, tecrübesiz bir yerde yapıldığı takdirde elbette olabilir bunlar. Ama normal gerçekten tecrübeli bir yerde yapıldığı takdirde bu ameliyatlar son derece hayat kurtarıcı ameliyatlardır. Ama tabii arzu olan ameliyat değil. Arzu olan ne? Bizim diyet egzersizde kilo vermemiz hiç kilo almamamız. Ama nasıl olacak? Sağlıklı beslenerek olacak. Sağlıklı beslenerek buna sebep olacağız. Vücut kitlesi indeksini bundan bahsettim size. Artık 40'ın üzerinde olan şu halde. Bu adamın siz koş, sabah spor yap, egzersiz yap, şu salatalığı ye, salatayla beraber beslen. Bu adamın kilo vermesi çok zor artık. Bu adamı koşturamazsınız. Koşturmaya kalkarsanız kalp krizi geçirebilir. Aşırı spor yaparsanız bu adam ölebilir. Koş derseniz o kiloyla koşmaya çalışırsa eğer eklemlerin üstüne bir ton ağırlığında sanki ağırlık vuruyormuş gibi kilo vurur. Eklem rahatsızlığı yaşar bir süre sonra koşamaz. Dizleri de mahvolur kalır orada. O yüzden buna obez yapmak zorundayız. Bu hastalarda da müdahale etmek zorundayız. Ama şu hastaları koşturalım. Bunlar koşsun. Koşsun bu hale gelsin. Bu hale gelmeden önce bu hastalara diyet yapalım. Egzersiz yapalım. Bunlar da yapsınlar ama bunların kilo vermesi ben e, kitabı bilgi olarak söylüyorum. Yüzde iki maalesef. Peki niye şişmanlıyoruz? Sosyal kültür etkenler, psikolojik problemler, çevre etkisi, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, genetik faktörler. Doğum yaptım. Onun için kilo aldım. Evlendim kilo aldım. işimi değiştirdim kilo aldım. Emekli oldum kilo aldım. Dizlerim ağrıyor. Moralim bozuk. Tatlıya çok ihtiyacım var. Çok çalışıyorum. Çok stresliyim. Bir sürü bahanemiz var. Değil mi? Sigarayı bıraktım kilo aldım. Boşandım kilo aldım. Bir sürü sebebi var. Sayabilir, sabaha kadar arttırabiliriz. Aslında sebebi biziz. Aldığımız enerjiden fazla harcarsak kilo veririz. Bir de şu da var. Ee, kazanım psikolojisi diye bir şey var. Hiç duydunuz mu kazanım psikolojisini? Ee, çok böyle psikoloji kitaplar severim, okurum da. Tavsiye de ederim bu kitapları okumanız. Kazanım psikolojisi şudur. Bir şey varsa onu harcamaktan çekinirsiniz. Aslına bakarsanız en cimriler en zenginlerdir aslında. En zenginler, gözü canlandırın böyle. En cimriler en zenginlerdir. Adamın çok parası vardır, aşırı parası vardır. Bir kurşunu harcamaya ölür böyle harcamaz. Ama fakir bir adamın cebinde 10 lirası var. Dersin ya bir para var mı hemen çıkarırım size veririm al, al, al der. Şimdi zengin insan kilo şey düşünün. Vücudu fit bir insan düşünün. Vücudu tamamen fit bir kadın düşünün. Bir erkek düşünün. Önüne bir kaymaklı künefe koyun. Şöyle çatalla ucundan bir tadar. Yemez devamını der. Ben korumam lazım vücudumu der. Teşekkür ederim der. Tattım der. Koyar kenara. Ama bir de kilolu birini düşünün. Önüne koyun o tatlıyı. Battı balık yan gider. Ben zaten kiloluyum. Daha nereye zayıflayacağım? Yesem ne yemesem ne diyecek. Yani kazanın psikolojisi çok önemli. Evet yani o yüzden kazanın psikolojisi zenginin psikolojisine girmelisiniz. İyi olacaksınız ki ya da siz fakirseniz dahi o psikolojiye girmeniz lazım. Fakirlikten kastım zayıflıktan bahsediyorum tabii ki. Evet nasıl tedavi ediyoruz o besteyi? İlk amacımız diyet ve egzersiz. Bu çok önemli. Başka ne yapıyoruz? Davranış tedavisi yapıyoruz. İlaç tedavisi uygulayabiliyoruz. Mide botoksu uygulayabiliyoruz. Mide botoksu yakın zamanda uyguladığımız yöntemler. Mide balonu uygulayabiliyoruz ve cerrahi tedavi. Bakın mide botoksu, mide balonu, cerrahi tedavi. Bu üçünü böyle çiziyorum. Onlar nedir? Onlar başarısız olan diyet egzersizde kullanılır. Başarısız olan diyet egzersizde yaptığımız işlemler. Ve gerçekten hayat kurtarıcı işlemlerdir. Bir de diyet konusunda diyet e, internetten bakılarak yapılmaz. Diyet işte internetten Google sayfasından bakılarak yapılmaz. Diyet YouTube'dan bir bu işteki fenomeni izledik ya da bir adam vardır YouTube'da çıkar der ki ben e, bilmem ne kürü kullandım şu kadar kilo verdim tek yönlü diyetlerden kaçınacağız. Çok uyarıyorum sizi. Bakın ne dedim? Kainatta her şeyin bir düzeni var, değil mi? Hepimiz şahidiz buna. Her gün şahit oluyoruz buna. Rüzgara, yağmura, yıldızlara, aya hepimiz her gün şahit oluyoruz aslında. Bir düzen var. Sabah akşamın peşinden gelir, akşam sabahın peşinden gelir. İnsan vücudundaki düzen de aynıdır. Hiçbir şeyi bozamazsınız ve her şeyi olduğu gibi ölçülü yapmak zorundayız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Size bir diyet önerdiler. Akşama kadar et yiyin. Et diyeti yapın. Süper diyet. Gut olursunuz. Yumurta diyeti. Sadece yumurta yiyerek kilo vereceksiniz. Başka hiçbir şey yemiyorsunuz ama. Bir ay yumurta yiyorsunuz sadece. Karaciğerinizde yağlanma olur. Kolesterolünüz yükselir. Yani her şeyi ölçülü almak zorundayız. Vücudumuzda şekere de ihtiyacımız var. Proteine de ihtiyacımız var. Yağlara da ihtiyacımız var. Vitaminlere de ihtiyacımız var. Tuza da ihtiyacımız var. Eser elementlere de ihtiyacımız var. Her şeyi ölçülü almak zorundayız. Bir diyette bunlar yoksa o diyet çöptür. Net söylüyorum çöptür. Kilo vermekte önemli olan sağlıklı kilo vermektir değil mi? Ben karaciğeri kaybettim kilo verdim. Olur mu böyle bir şey? Demek ki ne yapacağız? Sağlıklı diyet yapmamız için. O yüzden diyet dikkat edeceğiz. Bir de yanlış diyet var. Yanlış diyette ne anlatacağım yanlış diyette? Yanlış diyet şudur. Ee, kişide Kişi de ne kadar kilo fazlaysa o kadar hızlı kilo verebilir aslında. Mesela 180 kilo kişi, 180 kilo olan birinin 15 kilo vermesi çok basittir. İki gün yemek yemediği zaman o çıkan suyla beraber bir tartıya çıkar 15 kilo gitmiştir zaten. Ama 80 kilo birinin 15 kilo vermesi için canının çıkması lazım o diyetlerle. Çok zorlanması lazım. O yüzden insanlar ben hocam çok kolay kilo veriyorum ama tekrar alıyorum. Hayır kilo vermiyorsun su kaybediyorsun aslında. Vücudumuzda su var. Kişi biraz diyet yaptığı zaman su kaybedir vücudunda. Ve o kaybedilen suda da bir süre sonra şey olur. kişi zayıflar, zayıfladığını zanneder. Ama zayıflamıyor aslında, su kaybediyor. Yoyo -yo sendromu bu, yoyo -yo sendromu. Yoyo -yo biliyor musunuz? Çocuklar şöyle elinde şöyle atar geri gelir, atar geri gelir. İpi vardır, bileniniz var mıdır yoyoyu? Siz diyet yaparsınız, aşağı düşersiniz, hop geri gelir bir ay sonra. Atarsınız geri gelir, bu yoyo -yo sendromudur diyette. Diyetimizde olması gerekenler, olması gerekenler. Peki hocam neyle besleneceğiz, ne yiyeceğiz, ne diyorsun yani? Bakın, bizde diyetimizde karbonhidrat olması gerekiyor. Tahıllar, tahıllar çok önemlidir. Tahıllar. Eğer bir gluten intoleransınız yoksa, çölyak hastalığınız yoksa, tahıllar çok önemlidir. Tahıl tüketeceğiz. Ama bu demek değildir ki her öğünde bir ekmek yiyin. Tavsiyem evinize ekmek sokmayın. Benim tavsiyem. Ama eğer ekmek yiyeceğim derseniz belki dilim yiyebilirsiniz. Ama ekmek çok şiddetli bir kaloridir, çok güçlü bir kaloridir. Ama biz ekmeksiz doymayan bir toplumuz. Yulaf ekmeği yapabilirsiniz evinizde. Yulafla çok güzel ekmekler yapılabiliyor. Yulaf daha az kalorilidir. Buğday giiler ailesinin aslında bir ferdi değildir ve çok düşük bir kalorisi vardır. Yulafla ekmek yapabilirsiniz kendinize? Ama karbonhidratları almalıyız şeyi bu tahılları. Diyetimizde mutlaka et ürünleri olması gerekiyor. Et üründe beyaz et de olabilir, balık da olabilir. Balık zaten omega 3'üyle zaten en büyük bizim kalp damar sağlığı korumamıza yardımcı. E, beyaz et de yememiz gerekiyor. Tabii şu an tavuklar biraz daha böyle şey halde oluyor. Ne derler? E, ee, fabrika üretimi halde oluyor. Ama doğalını bulabiliyorsanız tabii ki her şeyden daha güzel. Kırmızı et tüketmeliyiz. Bu da bizim için protein kaynağı. Gördüğünüz gibi orada ne var? Yumurta var. Bunlar da önemli. Süt ürünleri. Süt eğer süte bir şişkinliğiniz, alerjiniz varsa tabii ki sıkıntı yaratabilir. Ama bunun dışında e, süt ürünleri tüketebiliriz. Yani yoğurt olması gerekiyor, peynir olması gerekiyor. Bakın aslında hep yediğimiz şeyler. Bakın sebzelerimiz, meyvelerimiz, görüyorsunuz burada yeşil yapraklı meyveler. Yeşil yapraklı sebzeler özellikle önemli. Çünkü yeşil yapraklı sebzeler karbon, e, antioksidanlar içerirler. Yani kanserden korumak istiyorsanız yeşil yapraklı sebzeleri yemeniz gerekiyor. Birçok çalışma göstermiş ki Brüksel lahanası kadınlarda rahim ağzı kanseri, rahim kanseri, endometrium kanserini önlüyor. Yumurtalı kanserini önlüyor. Büyük sel lahanası hiç sevmem. Seveniniz var mı? Evet tadı kötüdür bence. Benim kendi şahsi fikrim. Ama kanser önlediği ortaya çıkmış. Bu yenilecek. Yani bunu yiyeceksiniz. Ee, brokoli mesela. Brokoli. Brokolinin kanser önlediği ortaya çıktı. Birçok çalışma bunu gösterdi. Yani antioksidan bunlar. Antioksidan ne demek? Vücutta bir oksijenin sebep olduğu yanma sırasında bazı maddeler açığa çıkar. Bu maddeler kanserojen maddelerdir. Bunları elemine ediyor. O yüzden yeşil yapraklı sebzeleri mutlaka soframızda olması gerekiyor. Aslına bakın rengarenk havucu da sokmamız gerekiyor. Turp, üzüm, domates, elma, çilek. Burada her şeyi koyabilirsiniz buraya. Düzenli beslenmek için. Bakın bir diyette hepsi olmalı. Bir diyette hepsi olmalı. Siz şu kalplerin şunu kullanırsanız, sadece bunu yaparsanız ciddi anlamda rahatsızlıklar başlar, baş gösterir. E, bunu kullanmazsanız, bunu yapmazsanız Vitamin eksikliklerinden dolayı düşünmenizde bile problemler yaşayabilirsiniz. Vücudunuz doğru düz çalışmaz. Sadece süt ürünleriyle besleneceğim derseniz o da bir yere kadar gelir ama bu sefer alamadığınız vitaminler sebebiyle, eser elementler sebebiyle yine sorunlar yaşarsınız. Hiç gemici hastalığı duydunuz mu? Gemici hastalığı. Eskiden gemiye giden insanlar şey kullanırlarmış. Tek yönlü besinler yaparlarmış. Tek yönlü diyetler yaparlarmış gemiye giden insanlar. Ama bu gemiye gittikleri esnada e, ee, yani bir sebzelere ulaşamıyor. Yani orada konserve ne varsa onu yiyor. Bir süre sonra bu insanların düşünmede sorunları yaşandığı ortaya çıkıyor ve bunların B1 vitaminlerinin eksik olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu B1 vitamin eksikliği insanların beyninde sorunlar yarattığı, kişilik bozuklukları yarattığı ortaya çıkıyor. Bu yüzden demek ki biz bunların hepsini bir diyette koymak zorundayız. Eğer yaptığımız diyette bunların hepsi yoksa o zaman o diyette problem var demektir. O diyet size yarardan çok zarar getirecek demektir. Evet zayıflama ilaçları. Zayıflama zayıflama hapı aldığını doktora söylemeyen Ebru iğneden öldü. Sağlık Bakanı'nın toplattığı zayıflama ilacı. Zayıflama ilacı öldürdü. Bakın Avrupa İlaç Kurumu ölümcül işte e, zayıflama ilacı olan redaktilin lisansını iptal etti. Bakın bu sürü burada şey var görüyorsunuz değil mi? Haber bunların hepsi. topluma çıkan haberler. Zayıflama ilacı diye bir şey yoktur. Zayıflama ilacı eğer ki endokrinolojik bir ilaç değilse yani bir hormon bozukluğunuz varsa evet elbette zayıflatabilir bu sizi ama hiçbir zayıflama ilacı internetten satılmaz. Hiçbir zayıflama ilacı e, televizyonda gördüğünüz işte efendim bilmem 19.90'a size 5 kutu gö gönderiyoruz gibi olmaz. Dediğimi anlatabiliyorum değil mi size? Yani zayıflama ilacı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hepiniz bunu yani kafamıza koymamız gerekiyor. Obez tedavisi kime uygulanır? Obez olan herkese. Kime uygulanmaz? Obezite tedavisi eğer ki cerrahi tedavi uygun değilse ya da bizim tedavi edebileceğimiz bir hasta değilse uygulanmaz. Mide botoksu, mide balonu, cerrahi tedavisi ihtiyacı olan kişilere uygulanır. Tehlikeli midir anlattım size. Obezite kadar tehlikeli değildir. Evet obezite ile ilgili anlatacaklarım size bunlar. Şu an size altın bir bilgi vereceğim. Hepiniz lütfen dinleyin. Gerçekten altın bilgi vereceğim. Yanlış yapıyoruz. Ben bazen sabahları uyanıyorum, işe giderken bakıyorum şu belediyenin spor testlerinde insanlar sabahın köründe kalkmışlar, spor yapmaya çalışıyorlar. Bir kere o aletlerin hepsi sakatlayıcı aletler onlar, söylüyorum. Yani öyle öyle spor aleti olmaz, sakatlanırsınız birincisi. Yani öyle e, süs olsun diye dursunlar orada, sorun yok ama gerçekten yapmayın. Benim tavsiye ettiğimi söylüyorum. İki, sabah saatinde asla kalkıp koşmayın. Hepinizi uyarıyorum. Sabah saatleri saat 6 ile 9 arasında insan vücudundaki bizim ACTH dediğimiz böbek üstü bezlerin en fazla aktif olduğu bir dönem ve o böbek üstü bezlerin en fazla aktif olduğu dönemde kalkıp koşuyorsunuz. Ondan sonra kalp krizleri başlıyor. Canlandırın gözünüzde en çok kalp krizleri sabaha karşı olur. Niye sabaha karşı olur biliyor musunuz? Bebek istirbezlerin en fazla aktif olduğu saatler sabaha karşıdır. Sabaha karşı kalkıp koşmayın. En güzel yapılacak spor yapılacak saat akşam ezanından sonra. Belki o saatlerde hava kararmak üzere olduktan sonra özellikle yemek yemeden önce o dönemlerde yürüyüş yapabilirsiniz. En uygun saat odur. Sabah kalkıp lütfen koşu yapmayın. Uyarıyorum sizi. Özellikle biraz daha yaşı ileri olanlar kesinlikle yapmamalılar bunu. Zaten yaşınız şöyle bir elin üstündeyse koşmayın zaten. Bugüne kadar koşmamışsınız. Bakın koşmamışsınız, spor yapmamışsınız. Yaş ellerinin üstünde. Ben bundan sonra kilo vereceğim. Hadi her sabah eşofmanımı giydim koşayım. Olmaz. Olmaz. Zaten yani. Denemeyin zaten. Denemeyin. Yürüyüşe gelince kaç adım atmalıyız? Öyle bir sayı yok. Size bağlı bir şey bu. Kendinizi yormayacak kadar. Kaç adım atmalıyım? Bu kişiye bağlı bir şeydir. Yani şimdi benim yakınlarım da var. Yani... Günde 30 bin adım attın diye bana söylüyor. Ya 30 bin adım nasıl attın diyorum 60 yani. Ama 30 bin adım atmak bir marifet değil. Kendinizi yormayacak şekilde düzen, düzen, düzen önemlidir. Bakın bunu ben hep bütün hastalarıma anlatıyorum şöyle. Bir şey düşünün. Bir tanker suyu bir kayanın üstüne boşaltırsanız o kayayı delebilir misiniz bir tanker suyuyla? Delemezsiniz. Ama o tanker suyu bir damlalığa bağlayın. Damla aynı yere bir tanker su değilsin, Orada delik açar. Dediğimi anlatabildim mi? Düzen önemli. Her sabah kalkıp 5 dakika yürürseniz bile bir gün koşun, 5 gün koşmayından daha iyidir her sabah 5 dakika yürümek. bir şey bilimsel yapmamız lazım. Şu an en büyük eksikliğimiz bilim eksikliği. Neden? Televizyona biri çıkıyor, örnek veriyorum. Efendim diyor, Kara Hindiba'nın diyor şeyi şifadır bilmem nereye. Nasıl biliyorsun? Yok öyle bir şey. Yani bunu yapabilmek için Bin kişiyi alıp yarısına kara indiba vermek gerekiyor. Yarısına vermemek gerekiyor. Sonra bunların sonuçlarını 5 yıl sonra kontrol etmek gerekiyor ki ha evet bu kara indiba buna etkiliymiş diyebilirim diye. Yani şu an bilimsel olmayan konuşmalar yapıyor. Her doktor kendi fikrini kalkıp televizyona söylüyor. Yani bu çok tehlikeli bir şey ve yanlış bir şey. Şimdi e, yürüyüşe gelince her insanın özelinde ayrıdır her insan. Yani yorulduğunuzda yürümemelisiniz. Yorulduğunuzda bırakın yani. Dedim anlatabiliyor muyum? Vücudunuz bunu dengeler. Susadıysanız su için. Yorulduysanız e, oturun. Vücudunuz bunu haber veriyor size zaten. O yüzden kendinizi zorlamamalısınız. İki litre. İki litre su diye bir şey yok. Onu söyleyeyim size. Su zararlı bir şey de değil. İçebilirsiniz. Su içmemenin zararları vardır. Suyu aşırı içmenin çok bir zararı yoktur. Şu an maalesef şu an bir şey çıktı. İki litreden fazla su içmenin zarar veriyor diye bir şey çıktı. Yok öyle bir şey. İçebilirsiniz. Afiyet olsun. En azından ben e, neredeyse 20 yıllık hekimim. Yani bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak okuduğum kitaplara dayanarak bunu söylüyorum. Suyun herhangi bir zararı yok, içebilirsiniz. Ama bunun dışında şunu da söyleyeyimse tabii böbek etmezliğiniz varsa suyu içmemelisiniz çok fazla. Orantılı içmeniz gerekiyor. O yüzden hani bu kişiye özgü bir durum. Yani kalkıp da ne kadar ki 10 bin adam herkesin atması doğru bir şey değilse yani suyu da kendinize göre, vücudunuzun ihtiyacına göre almanızda fayda var. Azar azar sık yeme. Çok tehlikeli bir şey. Bu iyi bir şeymiş gibi hep anlatırlar değil mi bize? Azar azar sık yiyin. Ya işte ya bazı hastalıklarda evet azar azar sık yemek gerekebiliyor. Mesela kişi tüp mide ameliyatı olmuştur. Mide bir demle dolmaması gerekiyor. Azar azar sık yesin tamam ama siz değil. Azar azar sık yemek nedir biliyor musunuz? Pankreasın sürekli çalış emridir. Çalış, 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 çalış. Pankreas bir süre sonra iflas eder. Azar azar sık yemek insülin direncinin en büyük sık sebebidir. Peki ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Bir kere buzdolabının kapısına kilit koyun bir tane tamam. Ya şöyle söyleyeyim yani e, bazı hastalarımız geliyor. Hocam sigarasına da dayanamıyorum. E, hiç oruç tuttun mu diyorum. Tuttum hocam diyor. E, o, o, 20 saat nasıl dayanıyorsun? Hocam o zaman Allah onun şeyini veriyor diyor. E, yani şimdi şöyle düşünün. Demek ki bir insan irade ettiği zaman, karar verdiği zaman yapıyor. Değil mi? Bir insan kalkıp da 20 saat, 22 saat e, oruç tutan yerler var dünyada. Bu insan orucu tutabiliyorsa o iradeyi gösteriyor demek ki baktığınız zaman. Siz o iradeyi gösterip de atıştırma yapmamalısınız. Yani ana öğünlerinizin dışında kendinize üç öğün belirleyin. İki tane ara öğün koyun içine. İçine badem koyun. Badem çok güzel tok tutar bu arada. Öğün koyun oraya. O öğünü beslendiğiniz zaman o şeyi kurtarmış olursunuz. Ya da tatlı ihtiyacınız Hurma alın eve iki tane üç tane. O şekilde tatlı ihtiyacını hissedin, geçirin ama sürekli atıştırma, sürekli atıştırma yaparsanız bir ana öğününüzü düzgün yiyemezsiniz. İki, Sürekli pankreasın şey maruziyeti sebebiyle şeker hastalığı davetiye çıkarırsınız. Vücut dediğim gibi çok güzel bir dengesi vardır vücutta. Örnek veriyorum. Şu an böyle bir robot üretilemedi. Bakın böyle bir robot üretilemedi. Ayağımıza tüy değse bile hangi ayağımıza değdiği, neresine değdiğini hissedebiliyoruz, değil mi? Böyle bir robot üretilemedi şu anda. İnsan vücudu çok böyle kompleks bir şey. O yüzden vücudunuzda her şeyin bir sinyali vardır. Ayağınız ağrıyorsa oturmanız gerekiyor demek ki. Uykunuz geliyorsa uyumanız gerekiyor demek ki. Artık saçmalıyorsanız biraz susmanız, susmanız gerekiyor demek ki. Dediğimi anlatabiliyor musun? Yani vücut her şeyi dengeli bir şekilde yapıyor. O yüzden o suyu içtiğiniz zaman doydunuz mu? Bırakabilirsiniz. Ama vücudunuza da sürekli şeker verip şeyini bozmayarak. Sistemi bozmayarak. Bakın size şeker hastalığını önlemenin yolunu anlatıyorum şimdi. Şimdi güzelce maydanozu alıyorsunuz. Tamam mı? Maydanozu suyun içinde bekletiyorsunuz. Bir kapta da dereotunun suyunu bekletiyorsunuz. Bu ikisini sonra karıştırıyorsunuz. Bir gece dinlendiriyorsunuz. Her sabah bir kaşığı, çay kaşığı içiyorsunuz. Şimdi uydurdum. Şimdi uydurdum. Ama bunu bir doktor söyleyince ciddiye alıyorsunuz. İşte onu söylüyorum. Dediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi uydurdum şimdi. Hatta biraz daha geliştireyim. Bir kaşık balla da beraber yiyin. Aa, şunu da şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Gece yatmadan önce de sumak yiyin. Ya uyduruyorum şu an uyduruyorum. Bakın yani şimdi tabii şunu atmaya çalışıyorum. Bunun gerçek olduğunu ispat etmenin yolu şudur. Bin tane, bin tane şeker hastası alırsınız bin tane. Ortadan ikiye bölersiniz. Beş yüzüne dereotu suyunu, maydanozunu, ıvır zıvırını verirsiniz. Beş tanesine vermezsiniz. Bunların kan şekerini sabah akşam kontrol edersiniz. Eğer dereotu suyu verdiğinizin kan şekeri normale gelmişse ha dersiniz ki evet bu faydalı. O yüzden televizyonda bunu söyleyen meslektaşlarım, bu tarz şeyleri söyleyen meslektaşlarım... bunun araştırılmadığını da biliyor. Hadis-i patet olmadığını... hadis patet, ben, ben tecrübemde bunu gördüm diyebilir. Sizden çok basit bir şey söyleyeceğim. Bakın, hepiniz e, aynı toplumda yaşıyoruz. Birçoğunuz belki hasta bile gelmiş olabilir bana. Karşılaşmış olabiliriz, beni bir yerde izlemiş olabilirsiniz. Yani bir... E, şu an konuştuğum bir grup olarak yakınlık görerek size söylüyorum. Çok basit bir şey anlatayım size. Bir şeyin doğalını yaparsanız doğrusunu yaparsınız. Doğal. Ne demek doğal? Paketlenmiş gıdalardan uzak duracağız bir kere. Peki ne kadar durabiliriz hocam? İstanbul'da yaşıyoruz. Durabildiğimiz kadar. Duramadığımız noktada mecburuz. Gidip bir zeytinyağını kendiniz sıktırmıyorsanız, zeytin bağınız yoksa gidip markete almaya mecbursunuz onu. Bir ayçiçeği almaya mecbursunuz belki. Ama Belki ayçiçek yağı değil de, zeytinyağı tercih edersiniz belki. Dediğimi anlatabiliyor muyum? Herkesin maddi ölçüsü sebebiyle. Geçen hastalarımın bir gruba badem yiyin dedim. Hocam hangi parayla dedi? Ya yani <laughs> sen bademin kilosuna haberin var mı dedi bana yani. Şimdi tabii ki herkesin kendi bütçesi ölçüsünde doğal yememiz gerekiyor. Yani peyniri eğer bir bağınız varsa bir çiftiniz varsa oradan getirin. Ama getiremiyorsanız doğal olduğunu düşündüğünüz bir peynir yiyin. Ama gidip de bir cips, şeker, çikolata, bisküvi, Atıştırmalıklar işte akşam görüyorum misafirliğe geliyor insan bir kek yapmaktan aciz hanımefendi gitmiş işte bir paketli keki dilimlemiş koymuş oraya yapmayın bunu işte. Evde yapabileceğiniz şeyi yapmayın zaten kek yemeyen o bu bir konu ha, yiyecekseniz de evde yapın yani. En azından içinde ne şeker olduğu bilirsiniz ne kimyasal madde olmadığını bilirsiniz. O yüzden hani e, az önce anlattığım gibi dengeli besleneceğiz et de yiyeceğiz süt de içeceğiz işte e, şekerden de işte dediğim gibi rafine olmayan şekerli ürünler de yiyebiliriz. Bu kalkıp da işte eser elementler çok önemli. Eser hiç bahsetmiyorum eser elementlerden. Tuz mesela tuz. Sıfır tuzsuz diyet olmaz. 2 gram ihtiyacımız var tuza. 2 gram ihtiyacımız var günde. Sıfır tuz yaparsanız ödem olursunuz. Her tarafınız ödem olur. Vücut kitle indeksi diye bir değer var. Boyunuzun metre cinsinden karesini çarpın. Yani boyunuz 1.60 mı mesela? 1.6 çarpı 1.6 çarpın bir değer elde edeceksiniz. Kilonuzu o değere böldüğünüzde eğer 40'ın üzerindeyse mutlaka ameliyat olmalısınız. Mutlaka. Eğer 35 ile 40 arasındaysa ve şeker hastalığınız varsa, akciğer hastalıklarınız varsa, yani nefes almakta sorun yaşadığınız uyku apnesi varsa yine ameliyat olabilirsiniz. Ama 35'in altındaysa ameliyat olmamalısınız. Ameliyat size uygun değil. Yani boyunuzu Kilonuzu dediğim gibi, yani kilonuzu boyunuzun metrekare cinsinden bölüp bir değer elde edeceğiz. Ama tabii ki ameliyat konusu herkes ameliyat olabilir mi? Hayır, ayrıntılı değerlendirmeden geçiyor. Akciğerine bakıyoruz, kalbine bakıyoruz, vücuttaki endokrinolojik şeylere bakıyoruz. Bir endokrin hastalığı var mı bakıyoruz. İyi bir araştırmadan sonra eğer kişi ameliyata uygunsa bu ameliyat hayat kurtarıcıdır. Yalnız şöyle bir şey, bir tane hastamı anlatayım size en azından hızlı bir şekilde. Hasta geldi, vücut kilin indeksi hastanın 36 ya da 37. Yani 40 olmamış daha. Ameliyat olamazsınız dedim. Şu an için diyet egzersiz yapacağız. İsterseniz mide botoksu, mide balonu yapabiliriz. Yok hocam sen bu ameliyatı iyi yapıyorsun ben duydum. Ee, sen benim ameliyatım yap. Hayır dedim. Hocam falanca hastanede dediler. Yapabiliriz dediler. Olmaz. Vücut kitle indeksi bunun değerinin üstüne çıkmalı ki biz bunu yapalım diye. Hasta ne yaptı biliyor musunuz? Kilo Gitti kilo aldı yeri geldi. Hocam sayende <laughs> Sayende çok güzel bir 5 ay, 4 ay geçirdim sayende dedi. Her şeyi yedim içtim dedi. Şimdi yap dedi ameliyatımı dedi. Şimdi bu da olmaması lazım. Bu, bu da olmaması lazım. Ben iyi bir şey ne derken adama kötülük etmişim. Kendime de kötülük etmişim. Yani daha zayıfken daha kolay olurdu ameliyatı. Bir kilo alındıkça daha da zorlaşıyordu tabii işler. Yani tabii ki böyle olmamak gerekiyor. Sırf elimizde obezite celayesi gibi bir yöntem var. Doktorumuz iyi, hastane iyi diye... Obez cerrahisi düşünmeyeceğiz. Öncelikle cerrahi olmayan yöntemleri yapacağız. Bu bir cerrahidir. Bu bir ameliyattır. Her ne kadar e, sonuçlarımız iyi de olsa bu bir ameliyattır. Sonuçta vücuda bir müdahaledir. Niye yapalım ki? Yani siz bunu eğer diyetle egzersizle yapabiliyorsanız biz bunu niye yapalım ki? O yüzden o yüzden öncelikle diyetinizi egzersizinizi yapacaksınız. Kilo veremiyorsanız, başaramıyorsanız o zaman müdahale etmemiz gerekiyor. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.